Çok değerli arkadaşlar, değerli basın tekrar hepinize saygıyla selamlıyorum. Özellikle son günlerdeki gelişmeler ve Bursa'nın değil artık Türkiye'nin gündemi, artık ulusal ve uluslararası gündem oldu. Bu gündemle ilgili de birkaç cümle söylemek istiyorum. Özellikle şu anda da görüldüğü gibi, burada da en güzel şekilde yaşadığımız gibi çok sevdiğimiz Bursa ve Bursalı hemşehrilerimize hizmet etmek, hemşehrilerimizin dert ve sıkıntılarını çözmek, Bursa'ya eserler bırakmak, eserler kazandırma yolunda gece gündüz çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Ve bu işi de adeta bizler bir ibadet olarak yerine getiriyoruz ve bunu bu şekilde ifa etmeye çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de herkese, tüm Bursalı hemşehrilerimize eşit davranmaya ve tüm talep ve beklentileri karşılamak, şehrin gelişimine her alanda katkı sağlamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle kim olursa olsun Bursalı hemşehrilerimiz arasında da ayrım yapmamaya, herkesin önünü açmaya ve destek olmaya da gayret ediyoruz. Özellikle de bu konuda mahcup olmamak amacıyla, tabii ki Bursalı bir kişi için, Bursa'da doğup büyüyen bir kişi için en önemli konu başta bu. Özellikle de dedikodu ve şüphe oluşturacak tüm işlerden de kaçındık, tüm eylemlerden kaçındık. Kimseye menfaat ve haksız kazanç temin ettirmedik. Ve bunlara da her zaman için dikkat ettik. Aynı amaçla bizler de herhangi bir dedikoduya vesile olmaması amacıyla belediye başkanlığı görevime başlayınca tüm iş yerlerini de kapattım. Ve benim sadece ve sadece Bursa'nın belediye başkanı olarak hizmet ettim. Hizmetimi de sürdürdüm. Ve Bursa'yla yatıp kalktık. Fikir aldık. Herkesin fikrini aldık. Tüm dostlarımızın, Bursa için fikir üreten eski yöneticilerimiz, başkanlarımız, milletvekillerimiz olmak üzere yeter ki katkı sağlasınlar. Ve tüm Bursa dinamikleriyle birlikte, kent konseyiyle ve eski büyükşehir belediye başkanlarımız da dahil herkese el ele çalıştık. Uyumlu bir gösteri en güzel şekilde çalışmayı ortaya koymuş olduk. Tüm kurum kuruluşlarla da, başta ilçe belediyelerimiz olmak üzere ve parti teşkilatlarımızla, il ve ilçe teşkilatlarımızla örnek bir işbirliği ve uyum sergiledik. Bunların sonucunda güzel Bursa'mıza binlerce eser kazandırdık. Türkiye'de yaşanabilir şehirlerde en ön sıraya da getirmiş olduk. Sadece Bursa içi değil, Doğu Anadolu'dan başlayarak Orta Doğu'da, Afrika'da ve tüm Balkan ülkelerinde olmak üzere her yerde birçok esere imza attık ve birçok şantiyemizde bulunmakta. Ve her girdiğimiz seçimlerden de zaferle ve oyumuzu da arttırarak çıktık. En son 16 Nisan referandumunda da %53.2 oy ile 6 büyükşehirde tek bir şehir olarak %50'nin üzerinde oy alma başarısını Bursa olarak gösterdik. Allah'a şükür yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık. Ve adımız bu konularla hiç yan yana gelmedi, hiç anılmadı. Bursa halkı karşısında güven oranımız ve puanımız hiç düşmedi. Her zaman için güvenimizi koruduk. Tüm yaptığımız anketlerde de bu da hiçbir zaman için aşağıya düşmedi. Fakat son günlerde özellikle bizim için çok değerli olan, dünya mazlumlarında tek umudu olan göz bebeğimiz AK Parti'mizin yönetimi tarafından ülke genelinde başlatılan yeniden yapılanma, reform ve değişim ve dönüşüm projesi adı altında bir eylem başlatıldı. Ve bu duyuruldu ki Bursa'da bu uygulamanın içinde yer alıyor. Bizim 39 yıldır süren siyaset hayatımız, hayatımızla birlikte hep siyaseti de yan yana bir bütün olarak yaşadık. Ve buradaki tüm bağlılığımız Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti çizgisinde devam etti. Milli Selamet Partisi'nde Üniversite Gençlik Başkanlığı, Refah Partisi ve Fazilet Partisi AK Parti'de de il başkan yardımcılıklarında devamlı ve Büyükşehir'de de grup sözcüklerinde yer almış oldum. Görevleri de şerefimize yapmış oldum. Ve camia ile olan bağımız da, başka hiçbir camia ile de bağımız bulunmamakta. Sadece bizim çevremiz, bu geldiğimiz, görev yaptığımız 4 partiden oluşmakta ve bu konuda da buna özellikle de dikkat ettik. Böyle bir teşkilat terbiyesi ve tecrübesi olan, ömrünü bu davaya adamış biri olarak hem siyasi görevlerde, yani 39 yıllık görevde, hem de belediyede 24 yıldır belediye görevlerinde hep hizmet, hep üretim, hep katkı ve işbirliği konusunda adımlar attım. İbadet olarak gördüğüm bu yolda
kavgadan yana hiç olmadı. Muhalefette 10 yıl eski Büyükşehir Belediye Başkanları'yla bunları da en güzel şekilde yaşadık ve bugün de hepsiyle birlikte çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Örnek bir il Bursa olarak ve bu konuda da örnek şehir olduk. Kent kültürünü de en güzel şekilde ortaya koyduk ve kentlik bilincini en güzel şekilde de yansıttık. Bugüne kadar sürdürdüğümüz bu kavga değil hizmet ilkesini elbette sonuna kadar sürdüreceğiz. Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz. Çatışmayacağız, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamını oluşturmaya da hiç yanaşmayacağız. Bu şartlarda Bursa'mıza, hemşerilerimize, ülkeme hizmet imkanının kalmadığı da ortadadır. Ben de bu düşüncelerle bugün itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Hiçbir konuda verilmeyecek hesabımız yok. Ve alnımız ak, başımız da dik. Bursa'mıza, Bursalı hemşehrilerimize, ülkeme ve AK Parti'mize bunun hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle bizi değerli oylarla seçen, partili veya partisiz, bizden hizmet bekleyen tüm Bursalı hemşehrilerimin de bunu anlayışla karşılayacağını temenni ediyor. Bugüne kadar destek veren herkese, değerli dostlarıma, teşkilat mensuplarıma, tüm halkımıza şükranlarımı arz ediyor. İyi bir iz, gök kubbe altında hoş bir seda bıraktığımızı umuyor. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepiniz için hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Kalkma abi. Bir şey verecektin ablacığım. Tamam, bir şey söyleyeyim.